çok iyi manzaradan geçmiyoruz ama şimdi. Hiç önemli değil abi. Maksat kısa da olsa. Bin hidrolikleri vesaire hani şeyleri gevşemiştir. Fren. Anladım. Çünkü eze eze. Çıkarsa bu biraz şey olacak. Şuradan dönüp geleyim Beyaz'a kadar. Taksiye kadar. Oradan gideceğim zaten. 25 Mart 2024. Özhan'la birlikteyiz. Yeni yavru. Yeni aldık. Özhan'ın eski bisikleti. Oh. Alışması kolay olmayacak. İlk deneyim. Dışarıdaki ilk pedallar. Salcono RX 201 diyebiliyorum. Ama fena değil ya. Gidiyor gene. Frenler tutuyor mu diye bakıyoruz. Tamam. Tamam. Fren çok tutmuyor gibi ama. Tutmuyor gibi. İyice bir kökte şey yani böyle. Anladım. Benimki gibi değil. Sıkısı yerine gelsin. Doğru. Nereden döneyim? Şuradan. Tamam oldu gibi. Ben yolu bilmediğimden oradan gideceğimizi düşünerek. Abi ben yolu bilmediğimden öyle gidiyoruz diye düşündüm. Sen de arkadan geliyorsun direğe. Efendim? Ben sen döneceksin sandım. Versene bir şeyi. Oldu. İstiyorsan bak. Tamam. Niye oradan bisiklette döndün onu anlamadım. Sen gelmiyorsun diye. Tuttum. Aldım ikisini de tutuyor. Ne için? Çok ya, titreşim. İşsizlik var şu an bende. Biraz üşüyorum ya. Uykusuzluktan ya da yorgunluktan. Üstüne bir şey alsaydık keşke ya. Lan İçimde dedi. Var. Yok yok. O şeyden ya. Uykusuzluğun getirdiği bir üşüme bu. Haydi. Böyle çıkıyor musun? Bu sağdan gidiyor. Tamam ben seni takip edeceğim. Yağmur da başlıyor. Oh ne güzel. Güzel bir gün. İlk sürüş. Direksiyon manevrası cidden farklı. Yağmur da başladı şansımıza. Hadi bakalım hayırlısı. Çok yağmur sabahı. Bundan daha güzel bir ilk sürüş deneyimi olur muydu? Zor.
rüzgar kötü bir sağanak getirebilir. Ben bunu gördüydüm ya. Yalnız kötü sağanak geliyor. Duralım mı bir yerde? Şanssızlık olabilir mi ya? Bir saattir yağmıyor, yağmıyor. Olsun ya. Bence doğru zamanda doğru bir yerdeyiz şu an. Ah. Bilmem. Hepsini bir günde test etmiş olacaksınız. Evet. Ya eve dönelim desek şimdi eve girene kadar mı deli gibi ıslanacağız? Tabii canım. Sabit durmak zorundayız. Sen akıllı bir şey yaptın. Bisikleti dışa aldın. Kendin iştesin. Ben de aynısını yapmam. Tabii sen şu an şey diyorsun. Bisiklet benden değerli. Yok hayır hayır asla. O ıslansın. Ben ıslanmamalıyım. Kuru kalmadı. Islanmakta bir şey olmalı oluyor. Evet. Oh. Ne kadar sürüyor işte bunu da bilmiyoruz ki. Evet bir bilinmezin içindeyiz şu an. Ve sanki biraz daha kötüleşti gibi. Evet, tamamen kapandı hava. En kötü taksi tutacağım ya. Welcome to İstanbul. Taksici gelir yağmurlu bu havada. Seni otogara bırakmak için gelir taksici. Ha tabii o da var. Oh. Zaten bu kadar kolay olmamalıydı ya. Abi gideceğimiz de toplasan 10 dakika 15 dakika falan bir mesafe. Evet evet çok kısa. Ya şunu aşağı doğru salıncaktık abi. Yol bitince zaten otogara gelmiş olacaktık. Seninle ilk videomuz böyle bir güne nasipmiş. Yıllar sonra. Abi ben çıkmadan yağsaydı. Yok çıkmadan yağsaydı gene durmazdı ya. İlla ki bu yağmura yakalanacaktı. Durmazdı biz şu an burada olmazdık en azından anladın mı? İkinci çayımızı demliyorduk ya. Eve de abi biz eve yemek söyleyebilirdik. Biz niye evde şey yapmadık ki? Ben düşünemedim abi. Ben seninle konuşurken 2-3 kere derin uykuya girme üzereydim. Kendimi o uyku halinden zor kurtardım. Bakışlarım arada kayıyordu benim. Sen fark ettin bilmiyorum da. Ben de sana neler anlattım Allah bir böyle şey. Şey hayır Fatih bak burası çok önemli. Bunu yapmazsan olmaz dedin. Kim bilir neler yok şu an sende. Yok yok birkaç birçoğu aklımda ya. Özellikle lastik. Kaldırıma sürtmeme, taşa sürtmeme. Taş.
iki taş arasındaki hiza bile sıkıntı. MTV'de yaşıyordum, kurtarıyordum. Bunda kurtaramaz. Yanaklar direkt gider dediğim gibi. Ne kadar sürecek? 1 ile 2 arası yağmur görünüyordu zaten. Ben gelmeden önce baktım. İstanbul'daki bisikletimizle geçirdiğimiz ilk gün sağanağa yakalandık. Şimdi metroya gidiyoruz. Her ne kadar yakın olsa da gidecek olduğumuz otogar. Bak, bu oyunlardaki şey gibi. Tabii yani tuzaklar oluyor ya gidip gelen. Yavaş yavaş salalım mı, ne yapalım? Bak bak. Aa cidden dediğin gibi çok yakınmış metro. Yalnız senin ev iyi konumdaymış ha. Giriş nerede? Geçelim mi? Evet. Gerçi burası Marmaris değil ki anasını satayım. Anladım. Gel geçelim bari ya. Ben böyle bir hava görmedim ya. Sağ taraf mı? Önce ben mi geçeyim? Bir saniye dur dur. Hoy 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 hoy. Şimdi sen hadi sen bas, hadi geçin. Geç abi sen. Şurası müsait gibi. Giriyor muyuz? Müsaade etse.
40 dakika mı? 40 dakika mı? Vatana gideceğiz, vatandan bir daha geri döneceğiz. Allah'tan saat daha bir değil. Her türlü yetişeceğiz. İndiğimizde hava günlük eşit oluyormuş. Öyle olacak. Hollanda'da falan metro olanda bisikletleri dikip astıkları yerler oluyor mu? Dur dur. Pedal orada. Tamam. Git ne oturacağım suyu çamış otur. Ben ilerleyebilirim bu arada. Git otur. Zaten suyum çıktı. Bir oluyor mu? Şimdi bu senin kaç numara? Yavru kaç numara? 1 2 1 boşan çadır. 1 Şey mi? Eski o. Yok ya. Cihan'dan bir önceki. Oha 4 numara. O zaman sen bir 5 senedir hiç bisiklet şey yapmıyorsun. Alıp almıyorsun. Bunu aldım. Söyledim ki bu bana yeter vesaire diye şey yaptım. Bunu işte şey yapacaktım, upgrade yapacaktım. Sonra işte bir şekilde işte Giant'a şey yaptım. Biraz kelepir işte şey yaptım. Elimde çok fazla parça birikti. O parçayı normalde buna takacaktım. He, upgrade alacak olan buydu. Aynen. Anladım. Sonra dedim ki işte şey yaptım. Giant'a hani kelepir fiyata buldum. Bunu da elden çıkarıyorum işte şey yaptım. Aslında bu mu yoksa diğerlerinden bir tanesi mi diye düşündüm ama diğerleri çok eski abi şeyler hani. O rimbrek şeyleri artık bitti. Hani geçen adam yani bayağı kaliteli bisiklete 50 bin liraya çok zor sattı yani. Bayağı böyle zamanları böyle şey en iyi bisikletlerinden 50 bin liraya zor sattı böyle. Gördüm yani şey takipteydim böyle hani. İlanları da. 75'ten falan başlattı ki 75 bile o fiyatı uygun hani şey diye düşündüm. Her türlü okutur. Şey alınır mı acaba bu yani bir dursun belki çok iyi bir para gelirse hani bir yerden çok keş bir para gelirse bunu alırım 75 adet falan diye düşündüm. Adam 50'ye kadar düştü fiyatı böyle sahibinden de gördüm. Adım adım. En son o fiyattan 50'den sattı yani böyle sonra şey makineler rim brake işte yani disk olmayan bisikletler bitmişti yani. Kimse çünkü şey yapmıyor yani sırf. Yani bir belli bir meblağ çıkacaksa ne olursa olsun hani şey spray kal şeyinde böyle. Bol tercih oluyor. Aynen. Ya adam şey karbon şey yerine neredeyse. Alüminyum kadro ama display. Aynen. Ben bile öyle bakıyordum ya. Decathlon'un 45 bin liralık gravel'ını düşündüm. İşte. Ama tabii bununla şey olmaz. Kıyaslanmaz belki. Gravel'lar çok daha şey, hep çok daha ağırlar kendileri. Tabii. Orada zaten kıyas kabul etmez. Onların farklı şey var. O mesela o işte birazdan MTB'ye yakın hani şey olarak. Kadro ağırlığı. Kadro ağırlığı öyle. Ya bir kere dedin abi benim şu şey bak elektrikli motor takayım diye aldım. Burada hani sıfatına baktım bisiklet. Burada yani şey de bisiklet hani burada değildi de yani. Yani önemsiz bir bisiklet olarak baktım. Şu 12 kilo. Keşke duraydı artık.
takılmış hali mi? Yok. Takılmamış hali 12 kilo yani. Hani ya bu da hidrolikti bilmem ne de hani. Doğru doğru doğru. Biri bana işte gravel bisiklet 11 kilo falan dedi zaman ben şey oluyorum yani. Ama hepsi de öyle abi. Ya, giriş seviyesi gravel'lar gerçi onlar. Yani işte bilmiyorum şey gibi geliyor bana o. 11 kilo hani yani olmaması lazım. Yani bir yerde bir yanlışlık var. İşin kimyasına aykırı. Ya bir şeyleri çok hani böyle şey nasıl söyleyeyim şu parçaları bilmem ne demek çok özensiz şeyler seçiyorlar. Bildiğin çelik falan mı koyuyorsun yani bu kadar ağırlık. Ömür boyu garanti. Her an her koşulunda kırmadan kullanıyorum. Yani şu bisikletle ben ne kadar aldım? 3.000 liraya aldım şu bisikletle. 2 sene, 2-3 sene önce şu anda olsun. 5-6 bin lira falan doğru. Ben ablama bir şey bulmalıyım ya. Ablama bir şey buldum. Uydurmalıyım. İşte. Derken bunun elektriksizlik işte şey. Ya, ama şey olarak çok güzel bisiklet. Olay bu kadro. Kısa boylu. Bunların var. Hatta bir taneyi ben sizi çok kısa diye almıştım. Çok düşüktü kadro. O yüzden almadım. Bisiklet. Setin 320. Ya çok fiyatlı tam uygun oluyor bu şeyleri. Sedan bu modelleri anladın mı? Hani şey olarak ne diyorsun mesela? Decathlon işte 30 küsür bin mesela bisiklet abi 11 kilo bu 12 kilo. Yani ağırlık olarak da iyi. Ha bundan bir üstü işte şey oluyor. İyi hala yağmur yağıyor. Bunu görmek sevindirici. Bence doğru bir karar verdik binmekle. Ya, taksi de ver abi bu şeyde. Adama bisikleti falan gösterince şey tabii. Cazı. Nereye gideceksiniz? Esenler. Yani şey yani diyorum ya 10 dakikalık mesafe ve bisiklet var bilmem ne. Ama bisiklet var. Tarifeyi direkt çarpı 3 mü yapacaktın? Ya Uber'den çağırıyorsun da işte hani surat asılacak yani adam böyle bir şey olarak hem mesafeyi hem böyle şeye ekstra da bisikleti durdurdu. Gelmek istemez. Ya bilmiyor adam tabii bisiklet olduğunu. Tabii tabii. Gelince görüyor. Surprise. İşte. Bebek arabası olsa hadi neyse. Ya şeye bakacağım. Şu an bu metro işte Esenler otogarına ulaşım o kadar saçma geldi. Uzağa gidip. Çok uzağa gidiyordum. Irak, bayağı uzağa Irak'tan dönüp. Yani 5 kilometre mesafe için şu an yaklaşık 20-25 kilometre metro kullandın hani şey. Doğru. 25 fazla oldu. Bizim orada Esenler otogarı 2 kilometre falan. Şey olarak. Burası yanlış bilmiyorsam 5-6 kilometre burası var. Bir de 6'da geri doğru döndüm. 12 kilometre şey kullandım. Metro kullandım yani. İyi en azından. Metroya verdiğimiz paranın hakkını alıyoruz. Metronun boklu işte şimdi şey yapacağız. Ya açıktan bildiğim kadarıyla buranın durakları. Bir ara yine yağmurda yürüyeceğiz yani. Olsun abi. Şöyle gelecek.
sıkılır ya. Şimdi mi? Şu an tek istediğim şey buna yokuş çıkmak. Tek hayalim kurduğum şey. İnerken elimde inebilirim de. Allah teyze taşıması kolay bir bisiklet şey yapmaz. Şuradan mı inelim? Merdivenden mi? Kolay olmuyor. Salkan'ı Marmaris'e götürmek. Alalım bacağımda. Kanalının ilk İstanbul videosu böyle olmamalıydı ya. Tamam gene hayırlı iş için çekiyoruz ama. Hayaller yok, hayatlar işte. Olsun ya, bunu yaşamak da bir güzellik. Şu an neyse ki yağmur katlanılabilecek seviyede. Bekliyorum ya, sağ ol. Üzeyemiyor herhalde.